Evet sevgili FM TV izleyicileri, gündem ve ekonomi programında daha beraberiz. Reklamlardan sonra çok yoğun mesajlar geliyor. Teşekkür ediyorum. Ben birkaçını sizinle paylaşmak istiyorum. Geçmiş konular ama yeni Avrupa Birliği bahsini açacağız ve size rakamlar vereceğiz. Avrupa Birliği'nin bize ihtiyacı var. Onlar mı bize ihtiyaçlı? Onu ortaya koymaya çalışacağız sizler için. Selamünaleyküm hocam demiş. Ben İzmir'den Osman Yıldız Bey. Bu CHP'nin siyasi anlayışını siyasetle bağlantısı yoktur. 15 Temmuz'da gelip kürsülerde gün kardeşlik günü deyip aradan uygun içinde çark eden, böyle hiçbir durmadan kaleyi içten yıkmaya çabalayan o zat kimlere çanak tutuyor? Ne biçim kardeşlik çağrısı demiş. Çok güzel mesajlar vermiş aslında. Gerçekten 15 Temmuz sonrası ne olduysa CHP birden merkeze kaydı ve özellikle yeni kapı ruhuna destek verdi. Ama sonra o Joe Bass var, bir tane Amerikalı büyükelçi zannediyorum değil mi? Ankara Büyükelçisi. Onunla görüştükten sonra bir de bu Bayburt'ta bir saldırı oldu kendisine. Birden fabrika ayarlarına döndü ve o bildiğimiz saçma sapan tabiri caizse siyasetine, Türkiye'nin yararına gelecek değil de Türkiye'nin karşıtlığına geçecek siyasetlerine devam etti. Sakalına kurban hocam demiş. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Allah'ım siz sakalsızsanız size de sakal nasip etsin diyeceğim. Yani CHP ile ilgili özellikle çok mesajlar geldi ama ben bir ufak bir şey söyleyeyim. Buyurun. İlave edeyim ben. Buyurun lütfen. Şu anda bakın Avrupa Birliği ve Amerika'da Amerika Pizzagate skandalıyla çalkalanıyor. Nedir evet. Bu Pizzagate? Amerika ve Avrupa'daki bazı siyasi siyasilerin deyip genelleştireyim. Çocuk yaştaki çocuklarla cinsel istismar konusudur bu. Ve bu artık tescillendi. Bill Clinton var bunun içinde. Hatta Obama var. Hollanda Başbakanı var. Bu çalkalanmayı ülkemizde konuşturmamak adına Cumhuriyet Halk Partisi bunu bilerek yapmıştır. Evet. Ülkemizde. Bakın evet. Şu an Avrupa ve Amerika bu konuyla alakalı çok ciddi çalkalanıyor. Sosyal medyada yerden yere vuruluyor siyasiler. Ülkemizde de konuşulmaya başlanmıştı fakat ülkemiz bir anda siyaset gündem buna dönüştü. Evet. Biz bunu konuşamaz hale geldik maalesef. Selamünaleyküm hocam. 40 sene önce Erbakan Hoca Fethullah Yahudi uşağıdır. Niye Tayyip Bey 13 sene ortaklık yaptı? AKP kurulduğu zaman Tayyip FETÖ'ye danışıp parti kurdu. Araştırdınız mı hocam demiş. Biz araştırmadık. FETÖ 30 sene önce demişti ben Erbakan'ı hiç sevmiyorum. Niye milli görüş dağıldı? Dağılmasaydı şimdi İslam Birliği faaliyette olacaktı. İslam Birliği faaliyette olacaktı ve Tayyip Bey de BOP başkanı olmayacaktı ve Orta Doğu'da kan revan olmayacaktı demiş Mahmut Karaman Bey. Tabii kendi görüşüdür. Şimdi sevgili izleyiciler, ben Avrupa Birliği konusuna girmek istiyorum. Vaktimiz de bizim dar. Şimdi Cumhurbaşkanımız biliyorsunuz bir söz etti. Ve ne dedi? Biz dedi neden Avrupa Birliği'nin kapısında yatacağız? Bir Şangay Beşlisi gerçeği var dedi. Şimdi acaba biz gerçekten Avrupa Birliği'ne gebe miyiz? Avrupa Birliği ile ilişkilerimiz donsa veya durdurulsa veya Avrupa Birliği'ne gerçekten yıl sonu Cumhurbaşkanımızın dediği gibi gitsek ve ret oyu çıksa ki yüksek ihtimalle ret oyu çıkacak halkımızdan ve Avrupa Birliği'ne girmesek. Dediği gibi Şangay Beşlisi'ne girsek Cumhurbaşkanımızın. Şangay Beşlisi de biliyorsunuz 5 tane Doğu ülkesinden oluşuyor. Son Özbekistan da katıldı. 6 oldular. Çin, Rusya, Kırgızistan, Tacikistan ve Kazakistan. Şimdi böyle bir oluşum var. Şimdi Çin deyip geçmeyin sevgili izleyiciler. Kısa size bahsetmek istiyorum müsaadenizle. Çin'de yaklaşık 1,5 milyar insan var. Ve bundan 15-16 yıl önce Çin'de bir maaş, bir işçi maaşı 50 dolardı. 70 dolardı, 100 dolardı. Bundan 10 yıl önce bu 120 dolarlara, 130 dolarlara çıktı. Ama günümüz Türkiye'sinde, günümüz dünyasında şu anda Çin'de bir işçinin maaşı minimum 450 dolar.
Ya en düşük maaş alan bugün 450 dolar maaş alıyor. Bunu siz yukarıya doğru alın. Şimdi düşünsenize 1,5 milyar insan tüketim toplumu olursa, ki olmaya başladılar. Bakın şu an tekstil hiçbir ülkeye hemen hemen ihraç etmiyorlar. Çok az Rusya'ya gidiyor. Ne yapıyorlar? Kendi içlerinde ancak kendilerine yetiyorlar. Yani iki kez gidip oraları yerinde görmek nasip oldu bana. Dolayısıyla Rusya 180 milyon nüfusuyla, Kırgızistan yine yaklaşık 20 milyon civarı nüfusuyla, Tacikistan, Kazakistan, Özbekistan, Şangay altısı buna ilhak olacak. Yani bu oluşumun içinde olacak ticari birliklerde bir Türkiye neden iş yapmasın? Bakın Avrupa Birliği'ni biz rakamlarını bugün inceledik Ahmet Bey'le. Size bu rakamları vermek istiyorum. 2015 yılı verileri, resmi rakamları, biz 79 milyar euroluk ihracat yapmışız Avrupa Birliği'ne. 79 milyar euroluk ihracat yapmışız. Peki ithalat ne yapmışız oradan? Burası çok önemli. Türkiye 61 milyar euroluk da ithalat yapmış. Neredeyse rakamlar yakın. Yani biz sadece işte şöyle bir TÜSİAD'dan eleştiri var biliyorsunuz. Türkiye çok ihracatını Avrupa'ya yapıyor. %55'lik ihracatını Avrupa yapıyor. Eğer Avrupa Birliği ile ilişkiler zedelenirse veya girmezsek, dondurulursa Türkiye çok büyük yara alır. Peki sevgili izleyiciler, şimdi baktığımız zaman 79 milyar euroluk bir yılda ihracat yapıyorsak 61.6 milyar euroluk da ithalat yapıyoruz. Yani oradan ürünler alıyoruz. En başta araba alıyoruz. Değil mi Ahmet Bey? Evet. Çok araba giriyor. Makina teçhizatı giriyor. Biliyorsunuz ağır sanayi özellikle Almanya'da çok olması sebebiyle bize çok ithalat yapıyorlar. Yani kalkıp bize öyle yok yaptırım uygularız, şöyle yaparız. Biraz safsatadan ileri. O yüzden bu rakamları veriyorum. 79 milyar euro ürün satıyoruz. 61.6 milyar euroluk da biz oradan ürün alıyoruz. Yani adamlar bize mal satıyorlar. Türkiye gibi bir pazarı kaybetmek ister mi Avrupa Birliği? Hem de böyle sudan ucuz sebeplerle, idamdır, işte terör yasasıdır, istemezler. O yüzden Cumhurbaşkanımız dik yapıyor. Biz bugün rakamları gördükten sonra buna daha çok inandık. Bir de her şey maddiyat mıdır ya? Biraz insanın onurlu duruşu olur. Duruşu olmalı zaten sevgili izleyiciler. Varsın, yani sırf maddiyat için mi onlara boyunu bükeceğiz? Kalkacaklar onlar terör yasalarını istediğimiz gibi değiştirin deyip biz boyun mu eğeceğiz? İdamı, ya sen bizim iç işlerimize niye karışırsın? Karıştırmamalıyız. Bakınız, bu arada Avrupa Birliği'nin en büyük ihracat yaptığı, yani ticaret ortağı 5. ülke Türkiye. Tüm Avrupa'yı kapsıyor değil mi? Tüm Avrupa Birliği'nin. Yani 28 ülke var biliyorsunuz sevgili izleyiciler Avrupa Birliği'nde. Tüm Avrupa Birliği'nin en çok ticaret yaptığı 5. ülkeyiz. Bak çok ilginç bir detay daha vereceğim. Sevgili izleyiciler aklınızda tutsun. Şimdi Avrupa Birliği'nin en büyük ortağı 369 milyar euro ile ihracat yaptığı Amerika Birleşik Devletleri. 246 milyar euro da ithalat yapıyor Amerika'da. Birinci o. İkinci Çin. Üçüncü Rusya. Dördüncü İngiltere. Beşinci Türkiye. Bak şimdi burada ilginç bir detay daha var. Ahmet Bey anladı zannediyorum. O detay ne? Bu Şangay Beşisi'nin iki ülkesiyle bak yine burada karşımıza çıkıyor. Çin ve Rusya. O yüzden Avrupa Birliği kalkıp bizi hemen öyle birlikten çıksınlar, dışarıya atalım, Şangay Beşlisi'nin oraya kaysınlar diyemez. Buyurun. Yani bu ama şu demek olmaması lazım. Yani evet. Biz Avrupa'yı terk edelim, Şangay'a dönelim değil. Tabii. Benim buradaki görüşüm şöyle. Evet. Hani tabiri caizse sokak ağzıyla söyleyeyim, Şangay'ı gösterip Avrupa'yı tehdit edip istediğimizi elde etmek Avrupa'dan. Evet. Bütün hikaye bu. Evet. Hani bu şimdi dünya artık iç içe olmuş. Evet. Devletler iç içe olmuş, uzaklar artık yakın olmuş. Evet. Şimdi ortada var olan böyle bir %55'lik bir potansiyeli de tamamen elimizin tersiyle atmak da o da o siyaset değil zaten. Evet, evet. Ama şu var. Mesela biz zannedersem Sayın Cumhurbaşkanı da aynı politikayı izliyor.
Şangay Beşlisi'yle evet. Avrupa'yı tabiri caizse korkutup, tehdit edip evet. Avrupa'nın kendi iç işlerimize karışmasını engellemekle birlikte Avrupa'dan istediklerimizi elde etmek adına böyle bir söylemde bulundu. Evet. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu konulardaki mahareti oldukça yüksek. Hiç olmayacak zamanlarda bir konu atıyor ortaya. Evet. Ve bu konu hani öyle sıradan, böyle alelade atılmış, alelade bir zamanda atılmış bir konu değil. Evet. Bunu bilerek yapıyor. Yarın biliyorsunuz Avrupa Parlamentosu'nda oylama yapılacak. Bu Türkiye evet. ile ilişkiler dondurulsun mu, devam etsin mi şeklinde. Ya büyük ihtimalle bu dondurulsun şeklinde bir karar çıkacak ama Avrupa Parlamentosu'nun aldığı bu kararın neticeye çok şeyi yok. Etkisi yok mu? Etkisi yok. Evet. Önemli olan liderlerin görüşüdür. Evet. Hükümetlerin görüşüdür biliyorsunuz. Evet. Evet. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu şekilde çıkışının amacı belli bir amacı var. Evet. Belli bir amacı var. Burada şimdi Avrupa'yı tamamen elimizin tersiyle itelim. O da yanlış bir politik olur. Evet. Ama Avrupa ile beraber entegre olalım. Avrupa ile ticaretimizi genişletelim. Ticaret hacmimizi büyütelim. Ama onurumuzla, kendi kriterlerimizle, kendi siyasi düşüncelerimizle. İnşallah. Bugün biliyorsunuz çok önemli bir açıklama geldi Çin'den. Türkiye ile ilişkilerimizi ilerletmek istiyoruz diyor. Çünkü gerçekten Çin'in üstünde durdum az önceki konuşmamda dikkat ederseniz. Çin çok büyük bir pazar. Hem yüz ölçümü açımıyla hem nüfus açısından Türkiye ile yani şöyle söyleyeyim bizde olmayan birçok Çin'de var. Ama Çin'de olmayan birçok şey de yine bizde var. Ama şunu unutmamak lazım. Bu evet. Şangay Beşlisi sonuçta Avrupa Birliği gibi ticari bir evet. kuruluş değil. Evet. Şangay Beşlisi sınırları muhafaza etmek için güvenlik amaçlı evet. oluşan bir oluşumdur evet. bu. Ama bu oluşumun içerisine girerek ilişkileri düzeltip o ilişkileri evet. değişik konulara devşirmek evet. o da tabii ki siyasetçilerin evet. işidir. Evet. Bugün mesela yine CHP basın sözcüsü ben çok takılıyorum. Selin Sayek Böke yine açıklamalar yaptı. Bu hanımefendi birçok konuya değindi ama şu konu çok ilgimi çekti. Diyor ki Avrupa Birliği diyor ekonomik olarak Şangay Beşlisi'nden daha refah düzeyde diyor. Daha refah durumda diyor. Şimdi Sayın Böke şöyle söyleyeyim size. Adamlar kalkacaklar senin düşmanın olan terör örgütlerini kuracaklar. Sınırına sana yerleştirecekler ve seni bombalayacaklar. Silahlarını verecekler, füzelerini verecekler. Seni bombalatacaklar. Ve ondan sonra sen hala diyeceksin ki ya işte bunların maddi refah düzeyi. Ya sizin bir kere gerçekten bu siyasi anlayışınıza ben hayranım. Yani siz sadece madde gözüyle mi bakıyorsunuz ya bir bu de, olaylara? Şu açıklamayı bir daha okur musun? Diyor ki Avrupa Birliği'ndeki ekonomik refahın Şangay Beşlisi'nde olmadığını düşünüyorum diyor. Ya düşünüyoruz daha, diyor. Bakın 2 dakika önce söyledim. Evet. İşte evet izleyicilerimize şunu söylemek istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin geldiği nokta budur. Bu milletvekili genel başkan yardımcısıdır ve basın sözcüsüdür. Doğru değil mi? Evet. Evet. Peki biraz önce daha ben söyledim. Ne dedim? Bu Şangay Beşlisi'nin ticari bir kuruluş olmadığını, güvenlik amaçlı ve sınırları muhafaza etmek adı altında oluşan bir oluşumdur. Evet. Zaten Avrupa Birliği ile Şangay Beşlisi'ni emsal tutup aynı kefede tartmak, yani kusura bakmayın ama cehaletin... Daniskası. Nasıl söyleyeyim bilemiyorum nasıl söyleyeceğimi. Nasıl ikisini aynı kefede tutarsınız? Daha biraz önce söyledik. Yani milletvekili bu. Bu insan milletvekili, genel başkan yardımcısı, basın sözcüsü. Avrupa Birliği'nin ticaretiyle, oradaki refah düzeyiyle Şangay Beşlisi ülkelerinin arasındaki bir kıyaslama yapmak kadar acuze bir durum yok. Avrupa Birliği evet ticari bir oluşumdur ama Şangay Beşlisi güvenlik oluşumudur. İş ticaret yani asıl amacı ticaret değildir ki. Nasıl bununla bunu kıyaslarsın? Bu kadar da mı bir bilgiden yoksunsun? Maalesef. Bu kadar mı bilgiden maalesef. Yoksunsun yani? Maalesef. Nasıl ikisini kıyaslarsın birbirine? Hani şöyle bir kıyaslama yapsa aklımıza yatacak. Şangay Beşlisi ile NATO ülkeleri arasında gibi bir kıyaslama yapsa evet ikisi de güvenlik amaçlı bir oluşumdur. İkisi de sınırları muhafaza etme adına oluşturulan bir oluşumdur.
İkisi karşılıklı emsal teşkil eder ve birbirlerini ikisini karşılaştırma yapabilirsiniz. Evet. Yani Avrupa Birliği ile Şangay Beşlisi'ni karşılaştırma yapmak cehaletin diz boyudur. Şimdi geçen bir dostuma şöyle söyledim Ahmet abi. Dedim ki yani özellikle dedim bu 15 Temmuz'dan sonra ben gerçekten dedim bizim siyasi yöneticilerimizi çok sevmeye başladım. Ve gerçekten dedim tam olması gereken yerdeler. Dedi ki bana neden sevmeye başladım biliyor musun? Çünkü dedi AK Parti FM TV çizgisine geldi dedi. Bak ben hiç böyle bakmamıştım. Ya adamları gerçekten 15 Temmuz'dan sonra ben çok sevmeye başladım. Biz burada değil miyiz ki bir küsür yıldır ya bu Avrupa Birliği'ne neden giriyoruz? Avrupa Birliği'ne girmeyelim. Bu uyum yasalarını iptal edin. Sürekli söylüyorduk değil mi? Ama bugün gerçekten bakıyoruz ki AK Parti olayı net gördü. 15 Temmuz'da bu adamlar bizi öldürmek istedi. Değil mi? Kuyunun en dibine atmak istediler çıkmamak üzere. Ama biz ne yaptık? Allah'ın lütfuyla, Allah'ın yardımıyla, halkımızın ferasetiyle beraber bunu 3-4 saatte bertaraf ettik. Şükürler olsun. Şimdi gelmek istediğim yer şurası. Biz hep ne diyoruz? Programın başından beri. Biz AK Partici değiliz. En çok AK Parti'yi eleştiren belki TV programları için de bizizdir. Çok eleştirdik. Ahmet Bey'i tenzih ediyorum. Yapıcı eleştiri. Beni niye tenzih ediyorsun? Daha programa başlarken ben tenzih ediyorum. Ama şimdi parti sözcüsünün açıklamasına bakın. Bu kadın diyor ki Avrupa Birliği'nin refah düzeyi daha yüksek ve biz onlarla da bunların Türkiye'yi falan düşündükleri yok. Bunlar tamamen maddeyi düşünüyorlar. Mesela bu şöyle bir örnekleme yapalım. Bu Selin Sayık Böken'in babasını öldürmeye kalksalardı. Düşmanlarına Avrupa Birliği silah verseydi, bütün gün evlerini bombalasalardı, evlerini ateşe verselerdi, benzin döküp o benzini de bu Avrupa Birliği verseydi, bu kadının babasının evinin etrafını yaksaydı, yine bu açıklamayı yapar mıydı ya? Ya olsun işte şu komşularımız var ama bunlar bomba filan da verseler, bunlar refah düzeyi iyi, bunlarla yine komşuluk ilişkimizi iyi tutalım. Ya bir kere akılla bağdaşmıyor ya. Sen kalkıyorsun bu açıklamayı yapıyorsun ve bunu partinin adına yapıyorsun. Bu partiyi de Ahmet Bey'in söylediği gibi gerçekten seçmeninin bir gözden geçirmesi lazım diye düşünüyorum. Hemen bir başka bahis açmak istiyorum sevgili Ahmet Bey. Biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri'nde bir seçim gerçekleşti 2 hafta önce. Ve Donald Trump denilen şahıs, ticari kökenli bir adam... Değişik söylemler yaptı seçim propagandasında ve bu adam başkan seçildi. Şu anda da biliyorsunuz Amerika'da da bir karışıklık var. Hala yerine oturmadı. Ama bizim için önemli olan Amerika Birleşik Devletleri ile alakalı bu Fethullah Gülen, yani FETÖ terör örgütünün başının iade süreci. Ve iadeyi yapabilecek olan komutanı mesela hemen atama yaptı biliyorsunuz. Ulusal güvenlik danışmanı olarak atadı. Yani burada şöyle basında özellikle ön plana çıkan, eğer Trump başkanlığa gerçekten sağ salim ulaşırsa, ki kaygılar var biliyorsunuz, evet. Siz de geçen hafta ortaya koymuştunuz, bu FETÖ terör örgütü başını bize verir mi sizce? Çok net bir soru. Ben evet. De çok net bir cevap vereyim. Hayır. Evet. Vermez mi? Vermez. Neden vermez? Şundan dolayı vermez. Bir kere Fethullah Gülen yapılanması, evet, sadece Türkiye'ye ilgilendiren ve sadece Türkiye ile alakalı konulara ihtiva eden bir yapılanma değil. Biliyorsunuz ki 174 ülkede, evet, faaliyetleri olan ve o ülkelerde artık şimdi gün be gün açığa çıkıyor. O ülkelerde okul ve eğitim adına CIA ajanları barındıran ve onları bir şekilde oralarda olmasını sağlayan bir yapılanma. Ve bu Amerika Birleşik Devletleri'nin bu derin yapılanması, derin Amerika dediğimiz Amerika, bu 40 yılını verdiği ve o, evet, zamanını, parasını, enerjisini, her şeyini harcadığı, evet, bu yapılanmadan öyle bir hareketle vazgeçeceğini ben düşünmüyorum. Evet. Çünkü bu yapılanma sadece Türkiye'yi ilgilendiren bir yapılanma değil. Dünyanın çeşitli ülkelerinde, 174 ülkede varlıklarını, evet, devam ediyor, ettiriyorlar. 2000 civarı okulu devam ediyor. Geldiğimiz noktada Türk milletini seven, başta Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın
kişisel ilgisi, alakası dolayısıyla son günlerde ülkeler sıra sıra açıklıyorlar. Hatta en son Pakistan açıklama yaptı ziyaret öncesi. Evet. Hatta 200 kadar bir Türk vatandaşını derhal 20 gün içerisinde Türkiye'yi sınırlarını, ülkemizi terk edin şeklinde. Evet. Ama bunlar sınırlı sayıda kalacaktır diye düşünüyorum. Ve Trump'ın başkan seçilmesi halinde, başkan olması halinde, başkan seçilene kadar ki yaptığı söylemlerin başkan olduktan sonraki söylemleriyle aynı paralellikte yürümeyeceğini ben düşünüyorum. Evet. Şimdi siyasettir bu. Seçilene kadar her şeyi söylersiniz. Biliyorsunuz bizim ülkemizde 3 anahtar, 2 anahtar, 5 anahtar vaat edenler oldu. Seçildikten sonra oldu da vardı mı, vardı da mı vermedik şeklinde beyanatlar yapıldı. Onun için siyasetçiler seçilene kadar her türlü ucu açık vaatlerde bulunurlar ama seçildikten sonra işin gerçeğiyle, kendi gerçekleriyle yüz yüze kaldıkları zaman verdikleri vaatlerin yapılabilir veya uygulanabilir olmadığını gördükleri zaman da bir an o söylemlerinden çok rahat vazgeçerler. Evet. Trump da bu şekilde bu söyleminden vazgeçeceğini düşünüyorum. Çünkü derin Amerika buna müsaade etmeyecektir. Evet. Çünkü derin Amerika dediğimiz yapı CIA, yani derin Amerika'dan kastımız CIA. CIA bununla 40 yıldır uğraşıyor. Zamanını, zeminini, parasını, enerjisi, her şeyini bu uğurda yatırım yapmış ve buradan belli amaçlar elde etmek istiyor. Bu amacının da işte dünya genelinde biliyorsunuz ılımlı İslam projesini bu şekilde bu Fethullah Gülen terör yapılanmasıyla birlikte dünyaya kabul ettirmeye çalışacaktı. Hatta bunun geçtiğimiz programda, bir önceki programda şöyle anlatmıştım ben. Evet. Ve hala aynı tezindeyim. Amerika Birleşik Devletleri önce bu DAEŞ denilen adını İslam örgütüyle bağdaştırıp ama İslam'la alakası olmayan hareketlerde ve fiiliyatta bulunan bu terör örgütüyle örgütünü sahaya sürdü. Ve bunları hatırlayın, 2004 yılında kurulmuş biliyorsunuz. 2010 yılından itibaren işte kol kesmeler, kafa kesmeler, bacak kesme şey yapmalar, her türlü insanlık adına çirkin görüntüleri ve bunu İslam adına yaptıklarını söyleyerek sosyal medyada ve görsel medyaya servis ettiler. Ve algı şuydu burada. İslam'ın kendilerince, tırnak içerisinde söylüyorum, kendilerince İslam'ın bu olduğunu bölgeye, dünyaya anlatmaya çalıştılar. Ve bunun hemen akabinde 15 Temmuz'da başarılı olsalardı şayet, bunu daha önce biliyorsunuz denediler. 17-25 Aralık'ta aslında o da bir darbe operasyonuydu. Ama orada muvaffak olamadılar. 15 Temmuz'da denediler. Neredeyse muvaffak oluyorlardı. Ama söylediğimiz gibi Allah'ın yardımı, bu milletin ferasetiyle birlikte bu eğer başarılı olsalardı şayet, işte bir tarafta böyle bir İslam modeli var. Kafa kesen, hani her türlü kötü görüntüyü bu dünyaya servis eden, bir tarafta da ılımlı İslam projesi vardı. İşte İslam o değil budur tezini dünyaya anlatarak ılımlı İslam projesini dünyaya kabullendirmek amaçları buydu. Ve bu ılımlı İslam projesiyle de dünyadaki bu 174 ülkeye hakim olmak, oralara söz sahibi olmak ve oralardaki gerçek İslam'ı, gerçek üzerinde duruyorum, gerçek İslam'ın yaşanmasına müsaade etmeyerek ve bir şekilde onu dejenere ederek bunu engelleme çalışması. Evet. FETÖ çalışması bu. Evet, evet. Amerika nezdinde. Şimdi Türkiye'de bu başarısızlığa uğradı. Yani yer ile yeksan oldular. Tamamen başarısızlığa uğradılar. Fakat bu CIA'nin planları içerisinde sadece Türkiye yok. Evet, önder ülke Türkiye. Ama bunun değişik versiyonlarını önümüzdeki günlerde, değişik planlarını muhakkak sahaya sürecekler. Evet. İşte ellerinde koz olabilmesi için, bir argüman olması için sahaya sürecekleri bir oluşum olması için FETÖ'yü teslim edeceklerini ben düşünmüyorum. Bu sebeple yani Trump'ın başkan seçilmeden önce, hatta ben bir şey daha söyleyeyim mesela. O bugün Ulusal Güvenlik Danışmanlığı'na atacağını açıkladığı isim FETÖ'nün azılı düşmanı aslında. Evet. Ona rağmen ben Türkiye'ye iade edileceğini zannetmiyorum. Aslında biraz size şöyle katkı yapmak istiyorum. Tezat bir katkı olacak tabii ki. Şimdi dediniz ki az önce derin yapılanma
yani ABD'nin derin yapılanması, ben FETÖ'yü vereceğine inanmıyorum. Çünkü 40 yıllık emeğini, birikimini çöpe atmaz dedin. Ama şimdi bir gerçek var ki, geçtiğimiz programlarda ortaya koyduk. ABD'de sırf seçim olmadı. ABD'de bir savaş oldu. Büyük bir savaş oldu. Halen daha da devam ediyor. Halen daha devam ediyor. Bakınız sevgili izleyiciler, biz bile cümlelerimizi kurarken... CNN her ne kadar Gezi evet. olaylarında 24 8 saat canlı yayın yapsa da, buradan ayrılmasa da CNN Amerika'daki şu andaki hali hazırdaki görüntüleri servis etmiyor. Etmiyor. Hatta kapatıyor. ABD'de bir savaş oldu. Hala devam ediyor. Biz bile cümlelerimizi kurarken tereddütlü kuruyoruz. Başkan olabilecek mi? Adam seçildi. Adam seçilmesine rağmen Ocak ayında zannediyorum devralacak. Evet. Ama alabilecek mi diye kaygılarımız var. Şimdi dediniz ki derin yapılanma buna müsaade etmeyecek. Ama bu savaşta biliyorsunuz derin yapılanma CIA ve Pentagon bir tarafta. Ama diğer tarafta FBI. FBI sizce bu savaşı kazanmadı mı seçimlerle beraber? Yani öyle görünüyor. Evet. Fakat işin aslı öyle değil. Hatta şu andaki hala hazırdaki başkan yardımcısı kim? Joe Biden. Biden, evet. Biden. Ne açıklama evet. yaptı geçen hafta? Ben Yahudi olmasam da ben de yani tabiri caizse en kaliteli Siyonistlerden bir tanesi de benim dedi. Yani Yahudiyim dedi. Yahudi milliyetçisi. Hem Yahudi milliyetçisi. Evet. Yahudiyim demedi. Yani FBI'ya ben Hristiyan olmama rağmen ben de en az sizin kadar Siyonistim dedi. Yani ne demek? İşte bu küresel güçlerin işte piyonuyum mu dedi. Ne demek istedi? Aslında ona benzer bir şey söylemek istedi. Evet, aslında yani bir beyaz bir gül uzattı diye değerlendirebiliriz. Yani. Peki inşallah bize bu Fethullah Gülen'i yani bu terör örgütü başını verirler. Çünkü gerçekten kendi halkına, kendi halkının malzemesiyle yani tankıyla, tüfeğiyle sıktıran bir zat ve onun yardımcıları Adil Öksüz mesela değil mi? Birkaç tane daha var bu operasyonu yönettiği iddia edilen. Onlarla beraber inşallah bize verirler. Bugün Bakanlar Kurulu toplantısı yapıldı sevgili izleyiciler. Orada Bakanlar Kurulu toplantısında Numan Kurtulmuş Bey biliyorsunuz basın sözcüsü olarak açıklamalar yaptı. Benim şöyle bir şey dikkatimi çekti. Ben birkaç dakika olmamıza rağmen buna girmek istiyorum sevgili Ahmet Bey. Bu bizim dediği 54.500 okulumuz var Türkiye genelinde. 54.500 okulumuzu güvenli okul sistemine sokmaya çalışıyoruz dedi. Bu eroin ve esrar satışı ile alakalı. Biliyorsunuz okulların etrafına konuşlanmış bu insanlar. Ki mesela ben gözlerimle gördüm. Nokta da söyleyeceğim. Emniyet güçlerimiz de inşallah bizi buradan dinliyorlardır. Özellikle Aksaray bölgesindeki okulların etrafı. Gözlerimle gördüm. Torbacı tabiri caizse tabir edilen insanları gözlerimle gördüm. Köşe başlarında orada öğrencilere Allah muhafaza ulaşma gibi konuları var ve güvenli okul sistemini kurmaya çalışıyoruz diyor Numan Kurtulmuş Bey. 54.500 tane okulumuz. Şimdi bizim milli eğitimimiz Allah razı olsun birçok okulu özellikle 1999 depreminden sonra ne yaptılar? Yenilediler. Hemen hemen hepsi yenilendi. Özellikle deprem bölgelerindeki okullarımız çiçek gibi. Ama saygı duyuyorum. Nasıl ki binalarımızın dört dörtlük olması gerekiyorsa bunun yavrularımızın bu fiziki güzellik çare değil. Çare değil. Yani okullarımızın etrafında torbacılar bak yerde söyledim. Bu adamlar biliyorsunuz bu adamlar yani kendilerine böyle üstüne gideni hemen tehdit ederler, hemen öldürürler ama biz Allah'a sığınıyoruz. Ben yerde söylüyorum. Okulların etrafında torbacılar kol geziyor ve bugün Numan Kurtulmuş Bey de güvenli okul sistemini inşallah nasıl oluşturacaklarsa bir an önce oluşturmalarını ben kendilerinden rica ediyorum. Bir de bu ilk bölümde konuştuğumuz konuya da biraz gireyim müsaade ederseniz. Evet 2 dakika. Peki yönetmenim uyarıyor. Son 2 dakika. Bu 3000 aileyi kapsayan küçük yaş evlilik kanunu değişikliğini de biliyorsunuz. CHP cinsel istismar diye vurdu. Şimdi orada CHP'nin yaptığı nedir? Küçük yaştaki çocuklar evlenmesin sözde, tecavüzcüsüyle evlenmesin. Ama bugün bu
karma eğitimle beraber, yani okullarımızdaki karma düzenle beraber çocuklarımızın bu konuda biraz nasıl anlatayım, cümleyi nasıl toparlayayım? Yani oradan başlayan yanlışla beraber, biliyorsunuz basına yeni çıktı daha. 15 yaşında kız 50 küsür yaşındaki öğretmeniyle kaçıyor. Ya burada bir sıkıntı yok mu? Şimdi CHP ayağa kalkıyor. Mesela bu konuları hemen ne yapıyorlar? Hemen oradan bir bel altı vurmaya gidiyorlar. Peki eğitimde bu kadar sorun yok mu? Bu karma eğitimin getirdiği zararlar Türkiye'mize, gençliğimize ne zaman gündeminize gelecek? CHP, AK Parti ne zaman gündeminize gelecek? Milli Eğitim Komisyon Başkanımız Mehmet Bostancı Bey ne zaman gündeminize gelecek? Çünkü karma eğitim birçok sıkıntıları beraberinde getiren bir sistem. Bayan öğretmen bayan çocukları okutsa, bayanlar kendi aralarında okusa, erkek öğretmenler erkek çocukları okutsa, kendi aralarında okusa ve bu yok işte öğretmen kızı taciz etti, kız bilmem öğretmenine aşık oldu ki bu olur mu? Bu olur. Oluyor zaten. Oluyor zaten. Hemen hemen her hafta, hemen hemen her gün artık bunu haber sitelerinde görmeye başladık. O yüzden mesela bir konu daha vardı. Yine bu konuyla alakalı. Bu PKK'nın hani pazar günü miting yaptığınız, siyasi uzantısıyla beraber miting yaptığınız PKK'nın geçen yıllarda, zannediyorum 1,5 yıl önce 3000 tane dağa kaldırdığı, kaçırdığı 13 yaş civarı çocuklar vardı. Bu tepkiyi orada verdiler mi? Duydunuz mu Ahmet Bey? Verdiler. Pazar günü işte kol kola girerek verdiler. Yani o anlamda verdiler yani. Destek. Yani bu 3000 tane çocuk ne olacak? Bu mesela yine PKK terör örgütü başlarından, inşallah bu başları da devletimiz alır. Duran Kalkan var değil mi? Duran Kalkan ne yapıyor orada? 3 tane kızla, 4 mü? 3 tane kız aynı anda el ele tutuşuyor. Bu 3000 tane çocuğumuz gitti daha. Bu çocukların akıbeti ne oldu? Bunlar niye sorulmuyor? Bunlara niye muhalefet yapılmıyor diye son mesajlarımızı vermek istedim. Yönetmenimiz de vaktimizin dolduğunu bize kulağımızdan söylüyor. Ben çok teşekkür ediyorum yaptığınız katkılara. Ben teşekkür ederim. Allah razı olsun. Bu arada birçok mesajı da okuyamadık vakitimizin dolmasından sebep. Özür diliyoruz. Bizden ayrılmayın. Yine haftaya beraber olmak ümidiyle inşallah. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.